Muhterem arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum, sevgiyle selamlıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerin, haftaların, ayların hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bugün tabii özelliği olan bir gün aynı zamanda. Tam 21 sene önce Refah Partimiz Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmıştı. Bugün için geldiğimiz şartlardan şikayet eden büyük bir çevrenin o gün alınan o haksız karar karşısındaki tavrı hakikaten üzüntü verici. O karar alınmamış olsaydı Allah-u Alem bugün bu şartlar büyük ihtimalle olmayacaktı. Ama siz demokrasiye ayar vermeye kalkarsanız, hele ta Amerika'dan balans ayarı yaparsanız, neticede hiç beklemediğiniz şartlarla karşılaşırsınız. Bu noktayı ister istemez üzüntüyle hatırlıyorum. Hatırlamak mecburiyetindeyiz. Tarihi hatırlamazsak ders alamayız. Tarihten ders almak mecburiyetindeyiz. Bugün iktidarda bulunanlar da 20 sene sonra ne olabileceğini düşünmeli ve ona göre politikalarını oluşturmalılar. Şartlar değişiyor. Biz şundan memnunuz ama biz her zaman doğruları söyledik. Her zaman memleketimizin, ülkemizin, bölgemizin, insanlığın hayrına kararlar aldık ve tatbikata koyduk. İktidara geldiğimiz zaman geçmişte yapmış olduğumuz hiçbir icraattan dolayı da mahcubiyet duymuyoruz. Hamdolsun hesap veremediğimiz bir tavrımız da, hesabını veremediğimiz bir tavrımız da, uygulamamız da olmadı. Muhterem arkadaşlarım, malumunuz olduğu üzere hafta başında Amerikan Başkanı Trump son derece uygunsuz bir üslupla ülkemizi tehdit etti. Tam bir kovboy mantığı, Türkçe'ye tercüme edersek dana çobanlığı mantığı. Yani koskoca bir ülkenin başında bulunan insan Twitter üzerinden kendini bilmez, lafları yapmakta, mesajlar vermekte bir veis görmüyor. Zaten ahlaki değerlerden yoksun olduğunu bütün dünya biliyor. Kendisi de bunu kabullendi. Ama biz onun şahsi özelliklerinin üzerinde değiliz. Bizi ilgilendirmez. Doğrudan doğruya kendi insanını ilgilendirir. Ama bu bizim bir kanaatimizi, ısrarla vurgu yaptığımız bir kanaatimizi doğruladı. Biz her zaman dedik ki Amerika Birleşik Devletleri'nden stratejik müttefik olmaz. Kendi müttefikini bu şekilde tehdit etmez hiçbir ülke. Bundan dolayı da herkes bilmeli ki başta Trump olmak üzere Türkiye elbette tehditlerle hizaya getirilecek bir ülke değildir. İçinde bulunduğumuz şartların zorluğu bunu değiştirmez. 5000 yıllık kadim bir tarihe ve devlet geleneğine sahibiz. Tehditlere, şantajlara asla boyun eğmeme kararlılığını geçmişte gösterdik. Bugün de göstermekteyiz ve göstereceğiz. Bunun birçok örneğini saymak elbette mümkün ama biz Trump'ın sadece Kıbrıs Barış Harekatı 1974'te yapıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditlerinin hiçbir
faydasının kendilerine olmadığını bütün dünya gördü. Yine benzer adımlar elbette atılır. Türkiye ülkemiz bağımsız bir devlettir ve milli çıkarları doğrultusunda hareket etme sadece hakkına sahip değildir. Kararlılığına da sahiptir. Kararlılık burada önemli. İktidar her ortamda Türkiye'nin bağımsızlığını vurgulamak, itibarını korumak mecburiyetindedir. Ama esas olan ülkemizi bu tehditlerin yapılamayacağı bir konuma getirmektir. Bu da ancak sanayide ve teknolojide geleceğimiz seviyeyle doğrudan doğruya orantılıdır. Siz bu seviyeyi yakalamadan ne söylerseniz söyleyin karşı tarafta bir etki meydana getirmez. Bunu da bilmemiz icap eder. İşte tam bu noktada geçen hafta da temas ettiğim Sakarya tank palet fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili görüşlerimizi bir defa daha dile getirmek istiyorum. Sayın Erdoğan geçtiğimiz günlerde bu konuda bir açıklama yaptı. Şaşırmak isterdik ama ne yazık ki artık bu açıklamaların hiçbirisi bizi şaşırtmıyor. Sayın Erdoğan diyor ki burada yapılan iş, onun sözlerini aynen aktarıyorum, özelleştirme değildir. Özelleştirme farklı bir şey. İşletme hakkının belli şartlar, belli süreler, belli kısıtlamalar dahilinde BMC'ye devredilmesidir. Olay budur. Peki bu bir sözleşme değilse neden tank palet ile alakalı resmi gazetede Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzası ile yayınlanan 481 sayılı kararda bunun bir özelleştirme olduğu ifade ediliyor. Kendi imzasıyla yayınlanan karar. Efendim tabir böyledir ama siz işin aslına bakın denebilir. Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti yöneticileri kelimelerle oynamaktan vazgeçmeliler. Yani milletin zihninde yaptıkları işi farklı gösterecek, ayıplarının üstünü örtecek, hatalarının görünmesine mani olacak kelimeleri seçmek işin aslını kesinlikle değiştirmez. Bu özelleştirme usulü de, bu da bir usul, bal gibi özelleştirmedir. Ancak bu tarzdaki özelleştirmeler hakikaten dikkat edilmediği takdirde çok büyük sıkıntılar doğurur. Yarın bir de bakarsınız ki bu fabrika çürümüş ve kimse buna sahip çıkamıyor. Elimizdeki tesisler farklı şekillerde kayboluyor. 25 yıllığına siz bu fabrikayı BMC'ye terk ediyorsunuz. Ortakları da belli. Şirketler kar etmek için hayattadırlar. Kar edebilmeyi, karlarını maksimize edebilmek için de her çareye başvururlar. Ama yarın devredecekleri bir müesseseyi büyük masraflarla güçlü bir hale getirmek onların esas gayesi değildir. Kar etmektir esas olan. Bundan dolayı da bugüne kadar hakikaten hatırı sayılır bir müessese haline gelen bu fabrikayı yeni devralanlar neden daha mükemmel bir hale getirsinler? Hangi mecburiyet var? Getirmezlerse hangi yatırımlar, yaptırımlar devreye konacak? Aslında sorulması icap eden
O kadar çok soru var ki bu fabrikaya bizim göz bebeğimiz gibi bakmamız icap eder aslında. Bu tesisler Türkiye'de çok az. Stratejik bunlar. Aselsan da bunlardan bir tanesi mesela. Eğer siz bu müesseseleri özelleştirirken bazı soruların ucu açık kalırsa yarın bunun nereye gideceği belli olmaz. Özellikle Türkiye'yi bir rakip olarak Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen ülkeler çeşitli vesilelerle buraya sızarlar. Elemanlarını sızdırırlar. Buraları tahrip ederler. Mesela sorulması icap eden sorulardan birkaç tanesini şöyle söyleyeyim. Niye biz bir ihalenin yapıldığını duymadık? Eğer ihale yapıldıysa kimler arasında ihale yapıldı? Yapılmadıysa neden böyle bir firmaya doğrudan doğruya verildi? Hangi şartlarla verildi? Ne kadar para ödendi? Hakikaten o para yeterli mi değil mi bu iş için? Sonra burası askeri bir fabrika. Burada çalışan askeri teknik personel var.